Herkese merhaba. Serap'tan Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün davet sofralarına çok yakışan Hünkar Beğendi tarifiyle geldim. Umarım videomu beğenirsiniz. Tarifimin yapımına hemen geçmek istiyorum. Daha fazla sözü uzatmadan buyurun yapımına geçelim. Hünkar Beğendimizin etini pişirmeyle başlayalım. Bir miktar düz bir tencereye sıvı yağını alalım. İrice doğradığım bir adet soğanımı da ekleyeyim. Soğanımı kavrulması için ocağıma aldım. Ekleyelim. Kavrulan soğanımın üzerine kuşbaşı etini ilave ediyorum. Etin sulanmaması için yüksek ateşte şu anda. Suyunu tutup kavrulunca kadar savunma işlemini devam ediyorum. Etim çok güzel bir şekilde kavruldu. Etim kavrulduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Çok daha lezzetli olur. Mutlaka tavsiye ediyorum tereyağı kullanmanızı. Şöyle bir karıştırıyorum. Artık yeşil biberlerimi atacağım. 6 adet doğradığım yeşil biberimi ilave ediyorum. Biberlerimi de bir iki kavrulduktan sonra salça ve domatesimi ilave edeceğim. Etim çok güzel şekilde kavruldu. Artık salçasını ve domatesini ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçasını ilave ettim. Şöyle salçamı çok sıkı tutuncaya kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Bir kasede salkın domates doğradım. Biraz da domatesini kavuruyorum. Biz etin artık soğanı, biberi, domatesi, her şeyi çok güzel bir şekilde kavruldu. Rengi harika. Artık tuz ve baharatlarını veriyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, kimyon kullandım. Su bardağına yakın sıcak su ilave ediyorum. ...20 dakika pişmesi için düdüklümün kapağını kapatıyorum. Mandal yukarıda olacak, kaynayınca mandalı aşağıya indireceğim. İşte şimdi Hünkar Beğendimizin patlıcan yatağını hazırlıyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı tereyağını tavaya aldım. Yemek kaşığı unumu, soğanı alıp un kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya başlıyorum. Unu yakmamayı özen gösterelim. Sadece kokusu çıkması yeterli olacaktır. Hünkar Beğendi'de közlenmiş patlıcan kullanıyoruz biliyorsunuz. İsterseniz kendiniz közleyebilirsiniz, isterseniz hazır konserve alabilirsiniz. Ben 6 adet kendim daha önceden közlediğim patlıcanı kullanacağım.
Evet, unum tamamen kavruldu. Şimdi 6 adet közlediğim ve küçük küçük doğradığım patlıcanımı ilave ediyorum. Tamamen unla patlıcan birbirine bitinceye kadar karıştırdım. Şimdi kaşar peynirimi ilave edeceğim. 1 su bardağı kaşar peynirim var. Kaşar peynirimi de şöyle eriyinceye kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Kaşar peynirim de eridi. Muazzam görünüyor şu anda. İster iftar sofralarına, isterseniz bayram sofralarına, davet sofralarına yapabileceğiniz harika bir yemek olacak. Bu arada bir çay bardağı sütümü de ilave ediyorum. Toparlayıncaya kadar karıştırma işlemine devam edeceğim. Çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Biraz karabiber ilave ediyorum. Tamamen ağzınıza kalmış. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Patlıcanım da hazır. Et ve patlıcanı buluşturmaya geçebiliriz. Etim de hazır. Etim de çok güzel lokum gibi pişti. İnanılmaz, hem görseli hem de lezzeti şahane. Şöyle biraz da yağından gezdirmek istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.